لله الحمد لله محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ İlâ âhiri sûre sadakallâhul azîm وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ Değerli müminler, insan ya kendi işiyle meşguldür ya da başkalarının Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken kendi işimizle meşgul oluyorsak daha bir rahat sonlarına doğru Allah Celle Celaluhu yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra buyuruyor. Allah sizin için kolaylık murad ediyor, zorluk murad etmiyor. Defiyetlerini insanlara anlatırken zor yönünden ele almış ve insanlara zorluğu anlatır duruma girmişik. Bu acı bir şey. Dine karşı soğuk davranan insanlar, dinin güzelliklerini bilgi edinmiş kişilerin bilgileri hala bizi aydınlatır durumda. Onların düşüncelerinin ve görüşlerinin dışında insanlara bilgi veremiyorsunuz. Bilgi verdiğinizde Allah'tan ziyade insanlar sizi yargılıyorlar. Bu iyi bir şey değil. Halbuki din zamanın her devrine ışık tutacak ve zamanın her devrinde uygulanacak, yerine getirilecek tarzda kolay olarak tabiatımıza uygun gönderilmiştir. Fıtratallahilleti fatarannas aleyha. Bu din Allah'ın fıtratına uygun, insanların fıtratına uygun gönderdiği o fıtratta herhangi bir uyumsuzluk veya ona tepki verecek durumu yoktur. İnadı vardır Ebu Cehiller gibi. Ama ülkemiz insanı inatla dinin karşısına çıkmıyor. Ülkemiz insanı inatla dindarın karşısına çıkıyor. Çıplak olarak dinin karşısına çıkan insan ülkemizde bir elin parmaklarını geçmez. Öyleyse bu dini anlatırken farklı yol izleme mecburuz. Peki ayetler bu konuda bize ne diyor? Bakın ne diyor? Fezekkir, durma hatırlat, hep hatırlat. İnnemâ ente müzekkir, sen ancak bol bol hatırlatıcısın. Bu hitap ile serbest bırak. Peki hoca olarak bize ne düşer? Bizim insanları illa Ramazan geliyor, oruç tutacaksınız falan diye zorlamaya hakkımız yok. Zor işte çalışan ve ailesinin geçimini temin için doğudan gelmiş vatandaşımız İzmir'de oturamaz. Helal kazanması gerekiyor. Çoluk çocuğuna helal yedirmesi gerekiyor. Oruç benim ibadetim. Eğer helal kazanır, bırakırım ve bu bıraktığım oruç ibadetini en kısa gün, kış mevsiminde, en kısa ona da Allah tarafından bir mani yok, onu söyleyeyim. Fakat Diyanet'in de neşrettiği kitaplarda ben bunu okudum. 5 ciltlik bir orucu çalışmasını engelleyecekse en kısa günlere orucunu tehir etsin. Bir adam keyif ayrı şey, maişet derdi ayrı şey arkadaşlar. Bunu hiç kafanızdan çıkarmayın. Keyfi için bir insan tutmayanlar da
oruç tutanlara saygı göstermeliler. Sarmaş dolaş bir ay sonra bayramda hep böyle birbirleri uykudan bir kişiyi uyandırırken korkutarak uyandırırsanız ilk silleyi siz yersiniz. Uyuyan bir insanı nasıl korkutarak uyandırmıyorsak Allah'a yönlendirirken insanları korkutarak yönlendirmeyin. Korkutarak yönlendirmek önce sizi kendilerine hasım kılar, düşman kılar. İyi bir şey değil. Korku bilgi, korkuya dayalı bilgi. Tebareke ve teala fil kelam ve izâ guri'el Kur'ânu festemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamûn.